Şu andaki gençlik aklıyla hareket etmiyor ki. Onun aklına vereceğiniz ders onu muhafaza etsin. Onu dizginlesin. Şu andaki genç duygularıyla hareket ediyor. Hisleriyle hareket ediyor. Anlık hisler, duygular gençleri Allah muhafaza uçurumlara sürüklüyor. Öyleyse hem hislere, hem duygulara, hem latifelere ders verecek ve insanı adeta toptan teslim alacak bir ders lazım. Bir hakikat lazım ki, var mı böyle bir hakikat? Var mı böyle bir ders? Var ki bu gençler bu asırda, bu yangında yanmadan, nefislerini dizginleyip kendilerini bu yangından kurtardıkları gibi başkalarının da imanını kurtarmak için koşturuyorlar. Bu gençliğin pervane gibi bu cazibeye kendini kaptırması böyle bir ilacın var olduğunu, böyle bir dermanın var olduğunu gösterir. Nedir o zaman o derman? Çoklar tarafından hem bana hem bazı nur kardeşlerime sual etmişler ve ediyorlar. Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannit feylesoflara ve ehli dalalete mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor? Milyonlar kıymetdar hakiki kütüb-i imaniye ve İslamiyenin intişarına bir derece set çekmekle ve sefahat ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakaik-i imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Bakın gençleri neyle iman hakikatlerinden mahrum bırakıyorlarmış? Camiden, cemaatten, tekkeden, medreseden neyle uzaklaştırıyorlarmış? Bakın çok biçare gençleri sefahat ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle. Yani ahlaksızlık, günahlar ve dünyanın cazip lezzetleriyle çok biçare gençleri, biçare demek çaresiz kalmış gençleri hakaik-i imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Şimdi nasıl oluyor bu? Tamam da yani sefahatle, ahlaksızlıkla iman hakikatlarının, caminin, cemaatin münasebeti nedir yani? Ne alakası var? Şimdi sefahat demek Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği bölgeye girmek demek. Ahlaksızlık demek, nefsani arzulara alışıp terk edememek demek. Şimdi inandıklarınızla yaşadıklarınız birbiriyle çakıştığı zaman hangisi kuvvetliyse onu tercih eder, diğerini terk edersiniz. Şimdi eğer yaşadıklarınız, yaşantınıza müptela olduysanız günahlara, nefsani arzulara, şeytani duygulara alışa alışa artık terk edemeyecek bir hale geldiyseniz, şeytan nefis çok kuvvetli basıyorsa, o zaman iman da zayıfsa ne yapıyor insan? Yavaş yavaş inandıklarını önce sorgulamaya, sonra da sorgularken küçücük bir şüphe dahi gelse akla, o şüpheye hemen yapışıp onunla inkar etmeye kalkışıyor. Allah muhafaza. Şu anda gençlikte deizmin, ateizmin bu kadar yayılmasının altında yatan en büyük sebep, önce ahlaksızlığı alıştırdılar. Önce terk edemeyeceği bir günah basaklığının içine soktular. Sonra şimdi çırpınsa da çıkamıyor. Bu sefer o hayatı yaşam tarzı haline getirip, inandığınız gibi yaşayamazsanız bir gün olur, yaşadığınız gibi inanmak zorunda kalırsınız diye bu manayı şu andaki gençlik hayatıyla uyguluyor. Çare nedir? Çare, ya anlatacağız işte. Cehennemin dehşetini anlatacağız. Cennetin güzelliklerinden bahsedeceğiz. Cehennemin korkusu adamı ne yapacak? Dünyadaki günahlardan vazgeçirecek. Cennetin güzellikleri de adamı dünyadaki günahların içindeki lezzetlerden vazgeçirecek. Hayır, hayır. Bu yöntem geçmiyor. Niye geçmiyor biliyor musunuz? Çünkü asır çok değişmiş. Şu andaki gençlik aklıyla hareket etmiyor ki. Onun aklına vereceğiniz ders onu muhafaza etsin. Onu dizginlesin. Şu andaki genç duygularıyla hareket ediyor. Hisleriyle hareket ediyor. Anlık hisler, duygular gençleri Allah muhafaza uçurumlara sürüklüyor. Öyleyse hem hislere, hem duygulara, hem latifelere ders verecek ve insanı adeta toptan teslim alacak bir ders lazım. Bir hakikat lazım ki, var mı böyle bir hakikat? Var mı böyle bir ders?
Var ki bu gençler bu asırda, bu yangında yanmadan, nefislerini dizginleyip kendilerini bu yangından kurtardıkları gibi başkalarının da imanını kurtarmak için koşturuyorlar. Bu gençliğin pervane gibi bu cazibeye kendini kaptırması böyle bir ilacın var olduğunu, böyle bir dermanın var olduğunu gösterir. Nedir o zaman o derman? Bakın şimdi, cehennemde korkutmak, cennetin güzelliklerinden bahsetmek tarzıyla, yoluyla, yöntemiyle geçmiş asırlarda insanları dizginlemek mümkündü. Ama aynı Kur'an'da bu asrın ıslah tarzı, bu asrın nefis terbiye sistemi, bu asırdaki nefisleri dizginleyecek formül ve yöntem de var. Var olduğu işte yüz binlerce gencin halinden belli ya. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur kırmak ve insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı, hatta çoğu el yazması ile 600 bin nüsha risalelerden kemal-i iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal-i iştiyak ile kendini okutturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı cevaben deriz ki, Kur'an hakimin sır icazıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. Şimdi ispat sadece akla hitap eden bir ispattan ibaret olsa, cehennemin varlığını ispat ettiğiniz zaman, cennetin varlığını ispat ettiğiniz zaman iş bitmesi lazımdı. Ama sadece akılla ders alıp da hayatına geçirebilen bir nesil, bir asır yok ki. Hatta özellikle gençlikte akıl tamamen devre dışı. Yani şimdi adam şoför koltuğuna Ahmet oturmuş, yanında da Mehmet oturmuş. Siz Mehmet'i ikna ettiniz gittiği yolun yanlış olduğuna dair, araba dönmez ki. Mehmet'i de kurtaramazsınız, Ahmet'i de kurtaramazsınız. Çünkü şoför koltuğunda Ahmet oturuyor, Mehmet oturmuyor. Ahmet'i ikna etmeniz lazım. Ahmet'i tatmin etmeniz lazım. Ahmet'i vazgeçirmeniz lazım. O tehlikeyi Ahmet'e göstermeniz lazım. Şimdi insanın irade koltuğuna duygular oturmuş. Hisler, hevesler, çocukça hissiyatlar oturmuş. Akıl devre dışı. Akıl şoför koltuğunda değil. İstediğiniz kadar aklı ikna edin. İstediğiniz kadar akla ders verin. Akıl hayatı etkilemiyor. Gidişatı değiştiremiyor. Bu yoldan vazgeçiremezsiniz. Öyleyse yolu nedir? Sigara satıyorlar değil mi? Üstünde ne var? Paramparça olmuş vücutlar var. Ciğerler perişan, simsiyah olmuş ciğerler, şunlar bunlar falan. O fotoğraflar, adam ona bakıyor. Atın önü arpadan olsun be abi, ver bir cigara diyor. Devam. Allah Allah ya. Aklen mantıken biliyor. Bilmek yetmiyor. Niye? O da biliyor. Fakat değil mi? O da aslında istemiyor, o halden memnun değil. Ama fren tutmuyor. Balata sıyırmış. Köklese bile sonuna kadar tutmuyor. Öyleyse servise ihtiyaç var. Sadece değil mi, frenlerle değil, bütün her tarafını ne yapmanız lazım? Servisten geçirip yeniden şöyle fabrika ayarlarına geri döndürmeniz lazım. Aklı yeniden başa geçirmeniz lazım. Şu Ramazan-ı Şerif nefse indirilmiş en büyük darbe. Hazır nefis bu darbeyi yemişken saraydaki bütün işleyişi düzene sokmamız icap ediyor. Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur, bu dünyada manevi bir cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada, bakın ısrarla tekrar ettiği bir şey var. Bu dünyada, bu dünyada, bu dünyada diyor. Şimdi bir insanı şu dünyadaki günahların cazibesinden, lezzetinden, ahiretteki cennetin lezzetiyle vazgeçiremezsiniz. Niye? Çünkü nefis anlık zevke talip. İnsandaki hayvani duygular anı yaşıyorlar. Eğer dizginler hayvani duyguların elindeyse o mecbur anı yaşayacak. Ebedi cenneti anlık bir günahın içindeki pis bir lezzete feda edecek. Öyleyse meseleyi baştan çözmek gerekiyor. İnsanı hayvani hayat mertebesinden insani, meleki mertebeye çıkarıp sofrasını değiştirmemiz lazım.
zevk listesini değiştirmemiz lazım. Hayatta sadece anlık hayvani zevklerinden lezzet alabilen bir insanı o lezzetlerden, o nefsani arzulardan, o şeytani zevklerden koparamazsınız. Adamın bildiği bir o zevki var. Çünkü 13. lemada Şeytandan İstiaze Risalesi'nde çok güzel bir tabir var bununla alakalı. Diyor ki insan da hayvani ve nebati kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır diyor. Yani insan da hayvani ve bitkisel duygular tatmin olmak ister. Lezzet almak ister. Hürriyet ister. Yani herhangi bir kanun, kural içine, haram, helal sınırları içine girmek istemez. Onlar çünkü hayvandır. Hayvanlar hiçbir kayıt, hiçbir sınır olmadan adeta boynundaki ipi çözüp araziye salınmak ister. Keyfine göre istediği tarlaya girip haram, helal, komşu falan demeden her taraftan istediği gibi otlanmak ister. Hayvani duygular böyledir. Eğer kontrol onun elindeyse, dizginler onun elindeyse, siz de onun peşinde, hayvani duyguların arkasında hayvanca bir hayat yaşamak zorunda, hayvanca bir istikamete doğru sürüklenmek zorundasınız. Bazı var ya adam şimdi holding patronu, köpeği var, köpeğini gezdiriyor. Nereye gidiyor genelde? Köpek nereye çekerse oraya gidiyor değil mi? Koca holding patronu ya. Köpeği gezdiriyor. Güzel. Medeni insan, hayvan sevgisi var. Bunu örnek olsun diye veriyorum. Yoksa köpekleri sevmediğimizden falan değil. Köpek gezdirmek kötüdür, şöyledir, böyledir falan onu ifade etmek istemiyorum. Şunun için, şimdi koca insan o köpeğin emrine kendini verdi mi? Köpek nereye? O oraya. Şimdi insanda köpek hükmünde hayvani, nefsani arzular var. Mesela insandaki şehvet duygusunun alem misaldeki karşılığı köpektir. Bir insan hayatını şehvetinin peşinde geçirirse, akşama kadar sadece düşünceleri o olur, hedefleri o olursa, lezzet diye başka bir şey bilmiyorsa, o insan köpeğin emrine kendini vermiş demektir. Nefsi onu köpekçe yerlere sürükler. Öyleyse bu dünyada nefsani arzuları dizginleyecek, hislere, duygulara ders verecek bir sohbet, bir ders, bir hakikat, bir formül lazım. Şimdi onu okuyacağız. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-i şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Şimdi bir gün bir genç bana dedi ki, abi dedi ya ben dedi nefsani arzularıma engel olamıyorum. Oruç tutuyorum, oruç tutuyorum, oruç tutuyorum. Orucu bıraktığım zaman yine aynı tas, aynı hamam. Kendi kendime yemin ediyorum, kendimi dizginlemeye çalışıyorum, olmuyor. Ne yapacağım? Ben dedim ki ya sen atı aç bırakmışsın. Sonra da bu niye arpa yiyor diye, bu niye diyelim boş saman yiyor diye. Aç kalınca ne bulsa yiyecek ya. Sen ona değil mi şöyle atı balla, bademle besle, değil mi fındıkla, fıstıkla, kajuyla besle atı, o dönüp arpaya bile bakmaz. Doğru mu? En güzel şeylerle besledin mi? O dönüp bakmaz. Daha senin onu arpayı yemekten engellemek için, arpaya giderken dizginlemek için uğraşmana da gerek yok. Nasıl yani dedi? Dedim ki kardeşim, sen dedim şimdi bırak nefsi kendi haline. Sen bu iman hakikatlerini okumaya devam et. Okudukça, okudukça, okudukça bir iki gün geçti dedi ki bana abi okuyorum ama yine aynı durumdayım. Dedim ki 15 gün dene. Kendisi bizzat 15 gün sonra bu ifadeyi kullandı. Dedim ben ona günde dedim 2 saat oku. Şimdi 15 gün sonra dedi ki ya ben abi neyi terk etmem gerektiğini bile unuttum dedi ya. Alemimde onlar hiç kalmadı. Şimdi bak ne oldu? Siz ona gerçek lezzeti, hakiki saadeti, bütün latifeleri, duyguları keyiflendirecek iman hakikatlerini onun ruhuna verdiniz mi? Şöyle başını secdeye koyduğunda Rabbinin huzurunda aldığı lezzeti hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir günahın içinde bulamaz. Artık onun dünyasında o 5 para etmez zevkler, değil mi? Ehemmiyetsiz, kıymetsiz bir mertebeye sükut etti. Ha, artık mücadele etmek zorunda değilsiniz. Mücadeleyi terk edin. Çünkü en büyük mücadele ona hakiki lezzetleri tattırmaktı. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-i şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Ama nasıl ispat ediyor? Aklen mantıken değil ha. Sadece akılla mantıkla olsa olmaz. Bir de kalyakin derecesinde sana o lezzeti yaşatarak.
bizzat o zevki hissettirerek, sonra insan o zevkten mahrumiyette öyle acı çeker ki ve günahların, isyanların, küfürlerin, dalaletin içindeki manevi ruh darlığını, sıkıntıyı, o acıyı, o ızdırabı bizzat yaşatarak seni o süfliyattan, rezillikten uzaklaştırmak yolu, yöntemi bu zamanda Kur'ani bir yöntem olarak insanlığın kurtuluşuna vesile olduğu bunca gençlerin şu girdaba, değil mi, adeta bu cazibeye kendini kaptırıp günahlardan kurtulması en büyük delildir. Ve hakaik-i şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Denemesi bedava. Ben nefsimi terbiyede zorlanıyorum diyen bir insan, iki saat değil, günde sadece bir saatinizi ayırın. Şu iman hakikatlerini günde bir saat, kendi içinizden gelerek, birilerinin zorlamasıyla değil, okuyun, inanın 15 gün sonra kendi aleminizin baştan sona değiştiğini göreceksiniz. Nefsani arzularınızın adeta böyle kuruduğunu, eridiğini, adeta bütün gücünü, kuvvetini kaybettiğini, tamamen akli, kalbi, ruhi melekelerinizin canlanıp yeniden insan olduğunuzun farkına varacaksınız. Denemesi bedava ya. Şu ana kadar neleri denedik ya? Bir de bunu deneyelim. Bakın görün hayat nasıl neymiş, lezzet neymiş, nefis nasıl dizginlenirmiş, bunca gençler nasıl nefislerini dizginleyip de bu iman hakikatlerine can siperhane koşuyorlarmış, bunun sırrı formülü neymiş hep beraber görelim inşallah.